Allah, kırdım galiba. Benimki bu kadar çabuk olmamış. Neyse, görüşürüz. İyi olacak sence, tamam. İğrenç kusacak bir şey. Günaydın arkadaşlar. Çok değişik bir videoyla karşınızdayım yine. Bugün ne yapıyoruz? Abime ameliyat ediyoruz. Peki ben neden bu kadar mutluyum bilmiyorum tabii ki de. Şurada şu şekilde göstereyim. Merhaba, abim arkadaşlar. Var arkadaşlar. Şu an hastaneye geldik. Ne ameliyatı diye soracak olursanız. Burun ameliyatı, gerçekten çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ben daha önceden geçirmiştim ama benimki kaza sonucuydu arkadaşlar. Abim nefes alamadığı için yaptıracak. O zaman hemen hastaneye girelim. Arkadaşlar şu an hastaneye geldik. Yanımda annem de var. O da ameliyat olacak. Herkes ameliyat oluyor ama ben yine gülüyorum. O zaman içeri geçirme. Heyecanlı mısın abi? Hiç heyecanlı değilim arkadaşlar. Nasıl hiç heyecanlı değil? Ben çok heyecanlıyım. Yürüyelim o zaman. Şu an odaya girdik şöyle. Göstereyim, burada yatak var, burada televizyon var. Ben kaç saat bekleyeceğim artık, ne yapacağım bilmiyorum. Burada da abim var şu şekilde önlerine gitti. İlk önce abim ameliyat olacak. Bir de şöyle bir ayrıntı vereyim. Abimden çıkan kemikleri anneme ekleyecek. Aa, tablo varmış burada. Annem de nefes alamıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi annemin yanına gidiyoruz, bakalım o ne yapmış. Şimdi annemin yanına geldik arkadaşlar. Annem de ameliyat olacak, biliyorsunuz söyledim zaten. Ama abimden sonra olacağı için o birkaç saat daha bekleyecek. Onunla beraber ben de bekleyeceğim. Korkuyor musun anne? Yani biraz. Biraz. Abimdeki kemikler bana çok iğrenç bir şey arkadaşlar. Annem daha önce ameliyat olmuştu arkadaşlar. Yani nefes alamadığı için, burnu çöktüğü için abimin kemikleri eklenecek oraya. Gerçekten biraz böyle çirkin bir işlem. Şöyle arkayı da göstereyim. Böyle güzel bir odası var annemin de yine. Abimle annem ayrı odalarda kalıyorlar. Çünkü yataklar arkadaşlar tek, hani odada bir tane yatak var. Şöyle tuvaleti göstermedim size. Ben yine bir oda turu yapıyorum ama seviyorsunuz oda turlarını. Şöyle Allah, kırdım galiba. Şöyle bir banyosu var arkadaşlar. Ben burada akşama kadar duracağım ve ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Bir de ben daha önceden olduğum için biliyorum, biraz acılı bir şey yani. Biraz kötü bir şey. O yüzden ben size nasıl bakacağım bilmiyorum ama göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an abime bir tane serum takıldı böyle ama serumun ne serum olduğunu ikimiz de bilmiyoruz. Yani bence sakinleştirici falandı. Heyecan yaptın mı? Doğru söyle abi. Hayır, hiç heyecan yaptım. Gerçekten. Ben çok heyecanlanmıştım ben de çünkü. Çok heyecanlıyım. Yapmadım, heyecan yapmadım diyorsun. Bir de saat kaçtan beri yemek yemiyorsun? Akşam 12'den beri hiçbir şey yemiyorum. Gerçekten çok kötü arkadaşlar. O zaman şimdi bayılmanı mı bekleyeceğiz? Henüz evet. Bayılmayacaksın ama birazdan bayılacaksın. Hadi görüşürüz. Şu an abim gidiyor. Bu kadar çabuk mu gidiyorsun? Ay. Benimki bu kadar çabuk olmamış. Neyse. Görüşürüz hadi. Arkadaşlar abim çok çabuk gitti gerçekten. Yok böyle bir şey. Anne, sıra sana geliyor. Annem de giyindi bu arada arkadaşlar. Ona da şöyle serum takıldı. Ben şu an çok, hepinizden çok heyecanlıyım. Gerçekten elim ayağım titriyor. Nasıl bir şey çıkacak sonucunda bilmiyorum çünkü. İki kişi bile birden ameliyat oluyor arkadaşlar. Ben bunlara nasıl bakacağım? Gerçekten ben yoruldum hayat. Yetişemeyeceğim. Gerçekten ne düşünüyorsun peki anne, hani? Bence nasıl geçecek ameliyat? Çok kolay olacak da senin için zor. Ya nasıl çok kolay olacak? Gerçekten çok stresliyim arkadaşlar. Abim böyle bir 2-3 saat sonra çıkar. Ondan 2-3 saat sonra da seni alacaklar anne. Anneminki baya 5 saat falan sürecek arkadaşlar. İkinci ameliyatı olduğu için gerçekten çok heyecanlıyım ben. Seni ben bırakıp gidiyorum, yemek yiyeceğim. Tamam, bay bay. Kendine iyi bakacaksın. Evet. Kaç saattir bekliyorum arkadaşlar bilmiyorum. Sanırsam 1,5 saat falan oldu ama abim hala çıkmadı. Neden çıkmadı bilmiyoruz artık. Annemle biz burada bekliyoruz hala. Anne, hazır mısın? Annemin yatağıyla oynuyorum sürekli. Çok zevkli. Yani annemle ameliyat oluyor. Benim şu halime bakar mısın? Sürekli gülüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada refakatçi koltuğu var. Bu sanırsam açılmıyor mu ya? Ben dikmiş gerçekten açılmıyor. Ben nasıl uyuyacağım burada? Ya kalk yataktan vereyim biraz. Gerçekten çok sıkıcı geçiyor arkadaşlar. Ama bekleyeceğiz artık. Karşıda böyle bir alışveriş merkezi var. Olmadı. Anneme gönderdikten sonra ben alışverişe giderim. Ben anneme bir şey söylemeyi unutmuşum. Annem ameliyattan çıktıktan sonra nefes alabileceğini düşünüyor. Ama bir hafta boyunca nefes alamayacak. Çok kötü bir durum ya. Ben ne yapacağım ya? Arkadaşlar çıktıktan sonra bir hafta nefes alamıyorsunuz. Çünkü burnunuzda şuraya kadar içinden böyle tampon oluyor. Öyle alamıyorsunuz. Ne yapıyorum ya?
Hiçbir şekilde nefes alamayacaksın anne. Ve aynı zamanda yediğiniz yemeklerin tadını da alamıyorsunuz. Ben hatırlıyorum, soğan falan ısırıyordum, hiç tadı gelmiyor yani. Hiç ekşi tatlı hiçbir şey alamıyorsun. Hayır, alamıyorsun. Hayır, hiçbir şekilde. Uyumak da çok sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Annem vazgeçti şu an, gidiyor, kaçıyor hastaneye. En kötüsünü söylemeyi unuttum ben. Hazır mısın anne? Ne? Asla tuz yemeyeceksin. Ve arkadaşlar bu sadece bir haftalık bir durum değil böyle. Hayır, yemiyorsun, yasak. 2 ay falan yememesi lazım tuz. Daha aslında 6 ay falan yememesi gerekiyor. Ben 2 ay yemedim. Annem bayılıyor şu an. Vazgeçemezsin, çok geç. Abimin çıkmasına çok az kalmış arkadaşlar. Bir yarım saat sonra abim çıkacak ama annemi şimdi hazırlamak için götürüyorum. Şu an gidiyor annem. Annem de gitti. Yalnız kaldım ben. Annemi bekleyeceğim şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi abim birazdan çıkacak ve onun yanına gideceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şu an bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunlar kolay yanları aslında. Daha çok zor yanları var. Asıl onları göstermem gerekiyor size. Gerçekten çok yoruldum. Çünkü sabah 6'da kalktım. Şu an saat 10.30 falan herhalde. Çok yoruldum. Arkadaşlar şu an abim var. Senin gözlerin niye yaşlı ya? Çok ağladım ameliyatta. Şaka şaka. Öyle oluyor ameliyatta. Böyle yaşlandırıyorlar gözler kurumasın diye. Öyle mi? Evet. Şu anda da öyleydi. Nasıl şu hissediyorsun şu an? Hafif bir midi bulantım var. İğrenç kusacak bir şey hissediyorum. Burnumu çok merak ediyorum. Bir bakayım, yan dön bir bakayım. Aa abi. Ha. Bir şey soracağım. Olmamış mı? Benimkinden küçük olmuş. Olacaktır. Benimki daha güzel olacak zaten. Neden böyle olmuş? Minnacık şu kadar yapmışlar. Ben öyle istedim. Peki abi, sana bir soru soracağım. Evet. En sevdiğin kuzenin hangisi? Yok. En sevdiğim yok. Yok mu? Hiç mi yok? Evet. Emre abimi de mi sevmiyorsun? En sevdiğim kuzenim Rıdakan. Bay bay yap kameraya. Bir şey soracağım, bari söyleyeyim buradayken. Beni seviyor musun? Düşünmem lazım. Şimdi annem sonunda çıktı. Kaç saat sürdü? Bir 3-4 saat falan sürdü. Ben yoruldum, gerçekten çok uykum var. Şu an kendisi baygın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Konuşamıyor. Anne nasıl hissediyorsun? Sadece üşüyorum. Ağrısı varmış biraz, bir de üşüyormuş. İyi olacaksın anne, tamam. Sanki bu arada abime hiçbir şey olmamış. Heh, geldi. Şunun tipe bakar mısınız? Bu nasıl bir ameliyat? Arkadaşlar çok güzel geçti ameliyatım. Hiçbir sıkıntım yok. Narkozun etkisi anne, sen narkozun git yatsın. Alo. İnanmıyorum arkadaşlar. Ben full yatıyordum ameliyat ya, olduğumda. Bakayım. Arkadaşlar şu an hastaneden çıktık. Şöyle göstereyim. Zaten hemen taburcu ediyorlar. İyi misin? Müthiş. Müthiş. Tipine bakar mısın? Annemin tipini göstermeyeceğim arkadaşlar. Yok, yok. O biraz kötü gözüküyor şu an çünkü. Şimdi eve gidiyoruz. Selam arkadaşlar. Biz eve döneli gerçekten çok uzun zaman oldu. Yaklaşık bir hafta 10 gündür evdeyiz aslında. Gel yanıma, gel gel. Ameliyattan çıkmış. Bakın şunu. Selam. Çok güzel. Bir yandan bakalım. Gerçekten ben müthiş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu video atamamın sebebiydi aslında. Evet arkadaşlar, ben ve annem ameliyat olduğumuz için Yağmur bize baktı. O yüzden video atamadı uzunca bir süre ama bundan sonra çok güzel videolar geliyor arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.